Değerli NCM yatırımcıları, herkese merhaba. Ben Serdar Pazı. Haftalık yurt dışı piyasa bültenine hoş geldiniz. Bakalım, Amerika piyasaları haftaya kuvvetli bir başlangıç yaptı ve S&P 500 ve Nasdaq başta olmak üzere endekslerin yeni zirveler test ettiğini görüyoruz. Tabii ki Başkan Powell'ın açıklamaları bu noktada çok önemli. Son gelen verilerin faiz indirimi için daha elverişli bir ortam sunduğuna bu noktada atıfta bulundu Powell. Bu hafta içerisinde de yapacağı açıklamalar gene yakından takip ediyor olacağız. Tabii ki yüksek teknoloji şirketlerinin gösterdiği kuvvetli performansla endeksler buraya geldi. Buradan sonra kuvvetli bir boğa piyasasını bir adım öteye ne taşıyabilir diye soracak olursak bu sorunun net cevabı faiz indirim beklentilerinin erkene çekilmesi ve artması. Eylül ayında bir faiz indirimi geleceğine dair %90'a yakın neredeyse bir inanış, bir kanaat oluşmuş durumda piyasada. Hatta verilerin daha da iyi, enflasyonun daha düşük, iş gücü piyasasında soğumanın daha belirgin olmasını göstermesi halinde Temmuz'da bile bir indirim olur mu ya da net biçimde en azından Eylül'de indirimin başlayacağı sinyali gelir mi bu noktada piyasada tartışılıyor. Dolayısıyla faiz indirimi tabii ki bakıldığında çok farklı sektörlere başta bankacılık tarafı olmak üzere sanayi tarafında vesaire kredi maliyetlerinin aşağı gelmesiyle büyük katkısı olacak. Dolayısıyla bu haber akışı şu aşamada Amerikan endekslerini yukarı taşıyor. Tabii ki hafta sonu yaşadığımız Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'ın Pensilvanya'da bir konuşma esnasında silahlı saldırıya uğraması, kulağından yaralanarak ciddi şekilde bir hayat tehlikeye atlatması ama devamında Milwaukee'deki Cumhuriyetçi Parti Kongresi'ne katılması, tam gücüyle devam ettiğini yarışa söylemesi önemli. Burada tabii jeopolitik söylemler belki bir yerden sonra daha fazla gündeme olabilir ve Trump'ın gelme ihtimalinin artması, kamuoyu anketlerinden gelen sonuçlar bu yönde. Çin ile ikili ilişkiler, Çin ürünlerine getirilebilecek ek vergiler, bunun enflasyonla mücadele noktasında getirebileceği belki olumsuzluklar şu aşamada piyasalar buna nispeten sırtını dönmüş durumda. Daha ziyade teknoloji şirketlerinin karları, banka tarafındaki karlılıklar, baktığınız gibi Goldman'ın trading karının artması dolayısıyla kuvvetli bir rakam açıkladığını gördük. BlackRock tarafında ETF'lere giriş dolayısıyla önemli katkılar yaşandığını görüyoruz. Haftanın devamında Morgan Stanley, Netflix gibi yani hem bankacılık tarafında hem yüksek teknoloji şirketleri ya da piyasayı bir şekilde artık domine eden şirketlerin finansalları ki gelecek haftalarda da bizim muhteşem yedili içerisindeki şirketlerin finansalları yani aynı hızda satışlar artmaya devam ederse bu şirketler artık daha düşük FK'larla işlem görüyor olacaklar ve bu da alım için belki yeni bir motivasyon olacak yatırımlara. Belki buraya kadar rallinin dışında kalmış ve hani ben neyi kaçırdım diye hayıflanan yatırımcılar adına demek mümkün. Bakıldığında Morgan Stanley'den Apple'a ilişkin AI tarafında, yapay zeka tarafında yaptığı uygulamalar, son yaptığı girişimlerle beraber ön plana çıkan şirket olduğunu dile getiriyor. Dolayısıyla bu önemli bir haber akışı muhteşem bir içerisinde. Tesla'daki toparlanma hareketi devam ediyor. Nvidia tabii bakıldığında genel olarak ayakta tutmaya devam ediyor. Artık dünyanın en değerli şirketlerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Dow Jones bakıldığında bir miktar hani 40 bin seviyesini yukarı yönde bir zorluyor. Üzerinde kalmaya çalışıyor. 40.200'ler bir tarihi zirveye. Hani tarihi zirveden en uzak endeks diye çünkü hemen hemen her gün yeni rekorlar tazmini görüyoruz. S&P 500'de 5.700-5.750'lere doğru. Nasdaq'ta 20 bin seviyesinin üzerinde kalınca Nasdaq 100 endeksi için 20.100 seviyesine doğru hareketin devam etme ihtimali var. Şirket finansallarını yakından takip ediyor ve sizler için yorumluyor olacağız. Forex piyasalarına da bir miktar bakmak değinmek isterim. Avrupa Merkez Bankası tarafında faiz indirimleri ne kadar ne sıklıkta gelir? Amerika biraz daha öne mi geçiyor faiz indirimleri tarafında Fed'den son gelen açıklamalar sonrasında? Bu söylemlerle beraber Euro Dolar paritesi 1.09 seviyesini yukarı yönde zorluyor. 1.0890, 1.0915 orada bir kısa vadeli bir tepe. Oranın aşılması halinde 1.10'lara, 1.12'lere doğru belki bir hareketin önü açılmış olacak. Ama orta uzun vadeli bizim Euro aleyhine
duruşumuzu çok değişti. Çok dolayısıyla bu kısa vadeli hareketi euro satıp dolara geçmek için fırsat olarak kullanma tarafındayız yine. Ama tabii ki tüm yumurtaları aynı sepete koymadan, piyasaya karşı savaşmadan kısa vadeli momentum bir miktar daha euroyu destekliyor. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Altın tarafında bakıldığında 2400 seviyesinin üzerine yerleştirildi. Burada günlük kapanışlar gelmeye başladığını görüyoruz. Tabii 2450'ler tarihi zirve aşıldığı takdirde 2500-2550'ye doğru bir hareket söz konusu olabilir. Bunu gene yakından takip ediyor olacağız. Gümüş tarafında diğer değerli metal kompleksine bakıldığı zaman gümüş 30 seviyesinin üzerinde artık düştüğünü ispat etti, yaptı. Peşi sıra kapanışlarla beraber ama 31-20 ve daha sonra kısa vadeli zirve olan 32-50'lere doğru bir atak yaratacak momentum henüz üretebilmiş değil. Bunu yakından takip ediyor olacağız gümüş piyasasında ve altın harici diğer değerli metal tarafında, platin tarafında, palyum tarafında vesaire aslında çok farklı değil görünüm. Son olarak petrol piyasasına da değinmek isterim. Petrol tarafında tabii jeopolitik riskler, Amerika'da petrol üretim havzalarına etkisi altına alan kasırgalar, çıkan yangınlar, bunların kontrol altına alınması, Orta Doğu'da jeopolitik tansiyonla beraber sekteye uğrar mı endişeleri, bunlar çok ciddi etkili oldu ve fiyatları yukarı taşıdı. Ama buradan sonra Amerika'dan gelen stok verileriyle beraber değerlendirdiğimizde bir kısa vadeli artık zirveyi hazmetme, konsolidasyon gibi bir döngünün içerisinde yani Brent'in bakıldığı zaman 85'in altında, Amerikan Tiffany petrolünde 80'in biraz üzerinde, 80-82 bandında belki bir konsolideye bundan sonra girmesi daha makul gibi gözüküyor. Dolar endeksindeki geri çekilme tabii dediğim gibi büyük ölçüde Fed'in faiz indirim döngüsüyle beraber şu an piyasalar Eylül'de ilki gelmek üzere 2 faiz indirimini fiyatlıyorlar. İki faiz indiriminin yaşandığı noktada dolar endeksinin biraz daha baskılı olması, bunun da global risk iştahının yüksek seyrine katkıda bulunması en makul, en akla yakın senaryo. Dolayısıyla sınırlı marjlarla da olsa ben Amerikan endekslerinde bu haftada özellikle S&P 500'de ve teknoloji yoğun endeks Nasdaq'ta yeni zirveler görüleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla trade pozisyonlarına da bu yönde bakmakta fayda olduğuna inanıyorum. Umarım sizler için de keyifli bir yayın olmuştur. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar diliyorum.